Paradox'un nehir genişliklerini hayvan gibi yapmaması şaşırttı demiş. Pek de dikkat etmedim ya. Aha! Avusturya-Rusya savaşı çıkmış. Ne savaşı lan bu? İki Sicilya, Sardinya, Piemonte. Ha, Rusya Piemonte'nin yanında, Avusturya da bunun yanında. Hem İtalya birbirini yiyor, hem Avusturya ile Rusya birbirini yiyor. Avusturya'ya tam şu an saldırmalık aslında. Savunma paktı kimle var ya? Boğdan'la var. Kim geliyor, nasıl geliyor? İki Sicilya, Krakow, Boğdan. Britanya, Rusya, Fransa katılabiliyor savaşa. Katılır demiyor ama katılabiliyor. Viyana'ya kadar bir gitmemiz yok mu ya? 350 tabur, siktir et, yokmuş, devam. Ya Rusya ile savaşıyor tamam da herif bize çekerse sıkıntı olabilir. Askeri teknoloji çok ilerlemedik. Hallederiz. Rıfat Taymur. Lan Rıfat Taymur komutan değil mi aynı zamanda? Herif hem komutan hem küçük burjuvazi lideriymiş. Allah. Akıl hastanesine yatırıyoruz adamı. Peki. Oyun kaç yılında? 1936'ya kadar gidiyor. Skat yani. Ruslara mı saldıralım diyorsunuz? Vergilendirme kapasitemiz çöktü. Afyon çok pahalı. Doğu Trakya'da pazar erişimi az. Benimsiz ticaret. Kömürü durdur, balığı durdur. Lüks kıyafet. Ha bunun verimsiz olması Rusya savaşta olduğu için, yoksa verimsiz değil, düzelecek o. Konvoyumuz yok. Ciddi misin ya? Lan eşek gibi konvoy üretiyorduk biz. Tersane ne oldu peki? Bizim buna ihtiyacımız olacak. Sert keresteye çok ihtiyaç duyacağız. Belki dışarıdan almayı tercih edebiliriz sert keresteyi bir dönem. Şu an fiyatı çok artmış çünkü. Ruslardan çek aynı. Eritti, eritti pazarı, eritti. 415 yolluyor bana mal. Mal olarak. Kötü anlamda mal değil. Selam Burakcığım, hoş geldin. Lobotomi? Son devam edemezsin, hayır. Persia, Japan gibi devletler başlarsak yine bedenileşme mekanikleri var mı? Var, biraz daha farklı ama. Daha Victoria 2'deki HFM'e dönmüş sanki Japonya'nınki. Bu da bana öyle geldi, bilmiyorum. Niye yiyemiyoruz lan biz bunları? Emin değilim. İlişkiyle alakalı olduğunu zannetmiyorum ama. Bağımsızlık verebiliyorum ama yiyemiyorum. Vardır bir espris. Oyunu henüz almadım, izleyip karar veririm demiş. Tamam. Ya şu belki diplomasıyla şunların gözükmesi gerçekten önemli olabilirdi. Egemenliğini ihlal etmek üzerinden geçmek diye hatırlıyorum yanlış değilsem. Şu an mesela bunları niye yiyemediğime dair en ufak bir fikrim yok. Aleykümselam. Tren mi görmek istiyorsunuz? Tabii ki. Mesela burada yazmıyor da şu an yemekle alakalı bir şey. Hani neden yiyemediğimi de anlayamıyorum. Peki. İttifak teklifi. İngiltere sen çok agresifsin sanki ya. Yapmasak mı? Yapmayalım. Savunma paktı yeter bence. Çok agresif abi. Başımı belaya sokar. İttifakı iyi aslında ama savunma paktı var zaten yani. Bizim yine limanlara ihtiyacımız var. Liman dayanmıyor memlekete. O kadar çok ticaret dönüyor ki liman dayanmıyor. Her şey tren diyorduk. Buyurun. Uf, 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 uf. Çarpışıyorlar mı yoksa? Dur bakayım. Hah, bürokrasi coştu. Güzel. Polis teşkilatının çıkmasını bekliyoruz. O biraz daha şey yapacak bize. Neye bakacaktım ben ya? Mallara bir bakalım. İpek yetmiyor. İpek üretimini arttırırız. Taraflar fena değil. Mobilya yine ucu ucuna yetiyor yalnız. Çok kurtarmıyor.
Silah fiyatları düşmüş. Çelik ne durumda? Güzel. Tuğ zaten dışarıdan alıyoruz. Kömürün de büyük bir kısmı dışarıdan gelmeye başladı. Boya fazlamız var. Dışarıya da satıyoruz gayet. Hardwood fazlamız oldu. Bu güzel oldu. Silahlar kâr eder. İpek şu an birazcık tatava çektiriyor. Biraz da gemide sıkıntı var. İpek üretelim. Ama şöyle bir yerde, mesela Filistin'de. Çok bina basmayacağım yerler, Suriye. Buralarda ipek üretin. Beşe 45 girmişler. 8'e 40. Ruslar bence bitik. Çok fena bitik hem de. Bir şey değil mi? Silah endüstrisini biz bir genişletelim. Bizim dünyaya bir silah satma vaktimiz gelmiş. Millet kan ağlıyor. Yazık. Şunları 10 yaparak rahatlatmayı başlatabiliriz bence. Mühimmat tesisini de 10 yap. İnsanlar kan ağlıyor. Yoksa yapmam, biliyorsunuz beni. Aşağı Mısır ve Doğu Trakya'ya da tersane ver. Dinkalar kimmiş ya? Animist, Doğu Afrikalı ve Afrikalılar Nijer deltasına gidiyorlar. Tamam. Vay çakma ABD. Ben sana diyeyim, Rus sıçıyor bence şu an. Al bak, Rusya'nın şu an gemisi yok. Ham madde kıtlığı yaşıyor. Top fiyatı 97 olmuş, silah fiyatı 93 olmuş. Yok yani, kıtlık var şu an. Dışarıdan alamıyor. Bunu kim satacak? Biz satacağız tabii ki. Ve Avusturya'yı işgal edecek Rus'u. Bayağı bol bol işgal edecek yani. Avusturya'nın öyle bir sıkıntısı yoktur diye tahmin ediyorum. O daha güçlü çünkü şeyde. Çıldıracağım şimdi. Ben. Bak, Avusturya'da fiyatlar gayet normal. Her şey var. Bir tek mühimmatı yok onun da. Gayet normal. Biz mesela mühimmat fazlamızı şu an Avusturya'ya kitleyebiliriz gayet. Savaş bitti mi? Ne oluyor? Yo, devam ediyor. Mesela biraz şey absürt gelebilir size. Koca Rusya cephesi savaşı döndüğünde sadece tek bir yerde çatışma olması. Koca ordular kapışırken. Belki o biraz garip gelebilir, bilmiyorum. Bu oyun ekonomi oyunu bilmediğimden soruyorum. Evet, ekonomi oyunu. Ekonomi, üretim, siyaset. Politika. Oh, çatır çatır da liman geliyor. İpekler geliyor. Oha, bütün fabrikalar bitti mi? Şimdi yapabileceğimiz neler var? Öncelikle bunları bir araştırmaya başlayalım. Elektrikli dikiş makinesi ne istiyor? Kondansatör istiyor. Eyvallah. Besemer'den açık ocağa geçeceğiz birazdan. Şu an elektriği kullanabileceğimiz ne var ya? Givsiz top yapsak. Topun fiyatı çakılıyor, hafif silah artıyor. Artsın, yeni silah fabrikalarımız geliyor zaten. Elektrikli gaz, pardon, elektrikli sokak lambaları yapıp kömürün fiyatını düşürebiliriz çok ciddi oranda. Elektrik fiyatı biraz artıyor. Çok da sıkıntı olmaz gibi ama mühendisimiz çok yok. O biraz sıkıntı ve 48,5K içeriye gireriz diyor bize. Burada camın fiyatını fırlatıyor diyor. Hiçbir şey olmaz. Katipler geçiyor. Katipler, yanlış değilsem, yalnız aydınlara mı bağlı? Tamam, gel. Elektrik santrali. Elektriğe bağlı bir şeyler vardı ya. Otomatik sulama mı? Bir şeyler elektrik yiyordu da. Şu an tamamen kafam durdu. Yoğuşmalı motor pompası gelmiş. Aa, güzel. Aradığım lezzet. Kömür üretimiyle demir üretimini pompalayın o zaman. İşçi kıtlığı yaşayacağız. İşçi kıtlığını da raylı ulaştırmayla çözün. Daha az istihdam olsun. Daha çok para kazansınlar. Başka kurşuna falan yapmayacağım, öyle bir şey. Kalabilir. Yoğuşmalı kombi. Okulda açabiliyorsun. Evet. Üniversite diyelim ona da. Ya, elektriği bir yerde kullanıyorduk ama kafam inanın durdu şu an. Gerçekten düşünemiyorum. Burada kullanıyoruz da bir yerde daha sanki çok önemli bir kullanım şeyi vardı ama kafam kabartma tozu. Ekle, bakkaliyenin fiyatı düşsün iyice ne?
Gayri safide kaçıncıyız? Altıncıyız. Kimyasal tesiste falan lazım olabilir mi? Gübre fiyatı çok yüksek değil bence, normal ya şu an. Hani ucuzlatabiliyorum gübre fiyatını ama gerek yok. Normal. Valla nerede harcadığımızı hatırlayamıyorum arkadaşlar elektriği. Gelir illa ki bir yerde denk geliriz. Lokomotif sağlayabiliyoruz. Ticarete gidiyor hatta birçoğu. Cam sıçmış. Cam ticarete gidiyor büyük oranda. Cam fabrikasını arttıramaz o zaman. Ticaretten kazanmaya devam. Nerede üretiyoruz? O da mı Arnavutluk'ta? Yeter artık. Çok bina basmamız iyi değil Arnavutluk'ta. Altyapısı çökecek. Altyapısı eşek kadar var. Çüş. Devam. Victoria 2'ye göre oyunu öğrenmesi ve ustalaşması kolay mı? Kolay. Oyunun mantığını çok rahat anlattım. İnanın ki çok rahat öğreneceksiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. En ufak bir sorunuzda da ben buradayım zaten. Dilediğiniz gibi yardımcı olurum. Hiçbir problem olmaz. Bosna'ya da biraz motorlu ara. Çelik arttıralım biraz. Çelik lazım olacak. Kuda Vendigera. Sanat akademisi mi yapmaya başlasak ya memlekete? Akademisyen ve aristokratlar artıyor ve kentleşmeyi arttırıyor. Biraz pahalı. Onun dışında kaynaklarımız iyiydi. Tomrukçuluğu arttırıyor. Ha? Bak. Dedim ya bir yerde çıkar diye. Tomrukçuluk, elektrik tomrukçulukta işe yarıyor. Elektrikli kereste fabrikası yapıyorsunuz. Odun üretimi fırlıyor. Yetersiz mal diyor şu an. Elektriği falan arttırdık mı? Aletle beraber çözeriz. Hatta evet, bizim alet fabrika şeyine de ihtiyacımız var. Rehberler ne zaman gelecek? Yarın saat 7'de 10 dakikada Victoria 3 videomdan sonra, onlar da açık olacak, videonun sonunda tıklayıp geçebileceksiniz. Kordofan ta en aşağılar. Mavi Nil. Erzurum'a bas abi 5. 5 biraz fazla gibi Erzurum için ama. Bulgaristan'a bas 5 tane de. Şu an alet üretmiyoruz. Dışarıdan geliyor çoğu. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Arnavutluğa da bas. 15 tane bastık. Elektrik yetmiyor dedi. Doğu Trakya'yı 20'le. Daha elektrik lazım bize çünkü. Ya para var, inşaatı büyütürüz, onda sıkıntı yok da. Şu an plantasyon yapıyoruz diye bu kadar ucuz. Fabrika yaptığımızda bu kadar ucuz olmayacak. Para gidecek bu sırada. Kömür yetmiyor diyor ya. Sıçarım böyle şey. Ne demek yetmiyor? Toplum kömür tüketiyor çatır çatır. Cam yapacaktık. Tamam, onu da yapıyoruz. Hardwood yetiyor lan. Fazla fazla hardwood'umuz var. Tamam, silah fabrikaları gayet şu an karşılayabilir üretimini. Hiçbir şey de olmaz. Mühimmatlar da öyle. Ordu kurma var. Büyük kıyafet fabrikası yangını. Aydın vilayetindeki bir fabrikada çıkan yangında birçok işçi tehlikeli çalışma koşulları ve acil çıkış kapılarının kilitli olması sebebiyle öldü. Ulaşılan bilgilere göre yerel yöneticiler üyesi İsmet Voçibe yanıp küle dönen bu fabrikanın sahibiydi. Ölümlerden sorumlu tut abi. Hiç umurumda değil. Yerel yöneticilerin ağzına bile sıçacağız. Aristokrat görmek istemiyorum memleketimde, yeter. Sanayiciler biraz fazla güçlendi yalnız. Yine mi çıkmadı lan yasa? %58. Bir polis bile çıkartamadık. Memlekete bak ya. Vallahi memlekete bak. Padişah 80 de en son hakikaten. 83 ve counting devam ediyor. Ömer Lütfi Paşa yaşlandı. Bakın sakalları beyazladı. Ha, bu detay enteresan bir detay. 60 yaşında oluyor galiba bu sırada. Simsiyah da adam oldu size bembeyaz. Ölmez inşallah çünkü en iyi paşalarımızdan biri. Madem bu kadar ordu dedik, orduyu da büyütmek lazım. Deniz üssüyle beraber belki. Ahşap firkateyn tüketiyor. Benim pek ahşap firkateynim yok. Konya. Abi şunu şöyle yaparsak. Konya'da nüfus var mı? Çok az. Peki en çok nüfus nerede? Doğu Trakya, Aşağı Mısır. Aşağı Mısır'a deniz üssü basalım. Bir daha Vendigâr ve Bulgaristan'a da basalım. Biraz filoyu büyüteceğiz. Askerleri Musul'a değil. Musul'da basılmaz. Yani kış
İşte yine nüfusa göre basmak gerek. Evet ama neyse basalım. Bulgaristan. Mavi Nil, Kökle, Erzurum, Orta Mısır. Bağdat'a Mağdat'a gerek yok. Bas buralara. Artık bazı yerlerde işçi açığa çıkarma şeyimiz gelmiş, çatmış. Gıda fabrikasında zarar eden mi var? Niye? Niye zarar ediyor bu? İşçi mi yok? İş gücü yok galiba. İş gücü sağlamamız lazım artık, boku çıktı bu işin. Her yerde iş gücünü arttırmaya yönelik hareket edelim, hem de daha çok kar etsinler. Onun dışında bir şey yapamıyorum çünkü şu anda. Ya işçilerin bu sırada işten çıkışı radikallerin sayısını arttıracak. Çünkü teknik olarak işsiz kalacaklar. Ben yeni fabrikalar yaptıkça iş bulacaklar. Daha az işçi kullanılmış olacak. Ama işte yani her şeyi günlük günistanlık yapamıyorsunuz maalesef. Biraz oradan biraz buradan derken bir şeyler illaki sıkıntı çıkartabiliyor. Yani bazı yerlerde işçileri ciddi oranda azaltmak istiyorum. Özellikle de madenlerin olduğu yerlerde, madenler şu an çok kalabalık. Bunları yaptıkça rahatlayacağız. Kurşunun maliyeti neydi? Dışarıdan mı alıyoruz? Yok. Tamam, gayet iyi. Sülfit birazcık yükseliyor. Ama onu satıyorum galiba ben. Yo. Alıyor muyum? Yok. İyi, sülfiti de dinamite geçir abi. Sülfür. Bunlara da raylı ulaşımlar ver. Tarlalarda çalışanları biraz daha azalsak çok bile iyi olacak. Kışla yaptığın yerde otomatik olarak asker çıkıyor. Bir tabura denk geliyor. Demir ağlarla örelim ülkeyi iyice. Öyle bir örelim ki Bağdat'ı iki gözümüz kapalı bulabilir. Haklı bu sırada. Demir yolu lazım şu anda gerçekten. Her yere standart iki tane basalım. Arnavutluğum fazla bile oldu. Olsun, ne yapayım. Her yere bir standart uygulayalım demir yolunda. Tabii ki bu da lokomotif isteyecek ve demir yolu sübvansiyonu yüksek. Dolayısıyla sübvanse edeceğiz onları ama olsun. Cebbel dediği yer Wasteland. Ülke ya. Cebbel Şamur ülke. Bayağı ülke. Hah. Diplomatik hamle açılmış. Burada niye yapamıyoruz? Cebbel'de yapabiliyorum. Egemenlik altındaki ülkeyi ilhak etme. Gayet burada yapabiliyorum. Evet, Allah'ın çölü yani. Burayı alsak bir şey kazanır mıyız? Oha. Allah'ın çölü dediğimiz yerdeki fabrika sayısına bak. Yalnız kafayı yemiş. Bu kadar nüfus yok çünkü. Açlık çekiyormuş. Sizin ben yapacağınız işe tüküreyim. Herifi yersek hiç iyi olmayacak. Ummanı yemek isterim ama bak. Ummanı ye, evet. Neden ummanı yemek istiyorum? Umman en büyük kahve üreticilerinden biri arkadaşlar. Hemen gösterelim. 30 tane kahve üretebiliyor topraklarında. Gayet iyi olur bizim için. Deniz üssü falan yapmış. Dokuman. Boş iş bunların hepsi ama. Umman'da kahve üretimini biraz destekleyebiliriz. Ömer Lütfi değil, pardon, Reşit Mehmet. Birini kaldırıp yollayalım. Selam. Ordunun silahlarını yeniliyoruz ya. Her birime ne kadar gittiğini nasıl görüyoruz? Supply mantığını pek anlamadım. Şöyle, supply mantığı yok çünkü stok mantığı yok. Eğer ki ham madde kıtlığı varsa zaten sana yukarıda da burada da uyarı veriyor. O bir. İki. Malın fiyatını uygun tuttuğun sürece ekonomine olan darbesi daha az oluyor. Çünkü gördüğünüz üzere askeri binalar için mallar diye burada bir kalemin var. Mesela ben hafif silah 17K, afyonu 15K, cephane 13K, topa 12K falan ödüyorum şu an burada. Silahın fiyatını ucuzlatırsak, şu an 80'miş, bayağı uçmuş. Niye bu kadar uçtu ki, satmıyorum ki. Biri alıyor. Biri silah alıyormuş. Silah fabrikaları yapıyorduk en son. Yaptık galiba onları. Şunların satımını şey yapalım. Vergilendirelim. Bize de lazım. Kim alıyor? 308 ülke alıyor. Vergili halde alıyorlar. Ticaret yasasını değiştiremedik ya, o yüzden biraz sıkıntı. Yani bu parasal olarak sağlayabiliyorsan ya da ülkende belli bir oranda açığın yoksa
Sıkıntı olmuyor, hallediyorsun. 78'de Tanzimat geliyor mu? Tanzimatı geçirdik zaten. Islahat gelecek. Kötü görünüyor. Alıyoruz işte, yavaş yavaş alırız. Kötü nam da veriyor sonuçta. Rusya ne güzel tokatlıyorsun. Ama ilerlemeye bak. O kadar tokat yemesine karşın hala ilerleyememiş. Avusturya'da bir şey yani, kabız. 10 sayfa üretim mi var? Birazcık dinlenme vakti o zaman. Ya da inşaatı arttıracağız. Şu an zaten yeterince inşaatımız var yani. Az biraz daha belki ekleyebiliriz. Suriye'ye de ver. Lübnan. Çalışından. Aşağı Mısır'a da iki tane ver. Tamam. Daha da hızlansın inşaat. En son sayfaya geçeceğiz. Bir sayfa inşaat yapacak hale gelmek üzereyiz zaten ya şu an. Ki daha ikinci seviyedeyiz. Bunda çelik iskeletli binası falan var. Bunları açtık mı hepten şey olur. Çelik o yüzden bol bol üretmekte fayda görüyorum. Tersanelerde güçlendirilmiş ahşap gemiler üretebiliyoruz. Lokomotif kullanıyor. Sert kereste kullanıyor fazladan. Ama yelkenli seviyesi artıyor. Zırhlı firkateyn de teknoloji olarak açılabiliyormuş. Güçlendirilmiş ahşap gemi. Lokomotif yalnız şu an fiyatı uçuyor. Yok, şu an yapamayız. Biraz bekle, lokomotif biraz daha coşsun ondan sonra. Askeri alandaki malzemelerin istek dışında satılabilmesi çok mantıklı değil gibi. Onu da şöyle açıklayayım. Ticareti tamamen engellemek diye bir şey yok. Ya ambargo koyarsınız, bütün ülkelere zaten koyamazsınız. Ya vergiyi arttırırsınız. Yani birileri sizden çekiyorsa vergi üzerinden, gümrük vergisi üzerinden kazanç sağlarsınız. Veyahut korumacılık kanunu geçirirseniz bu kazandığınız verginin seviyesi daha da artıyor. %10 kadar daha artıyor. Dolayısıyla belki engelleyebilirsiniz ya da en kötü ihtimal, ama en kötü ihtimal yalnızcılık, gidersiniz bütün ticaretinizi kapatırsınız. Bu mantıklı bir hareket değil bence. Çünkü bütün malları çıkarabiliyor olmanız lazım bunu yapabilmek için. Savaş mı çıktı ya? Allah, savaş benimle. Ben hangi paşayı şey yaptım? Ve nerede savaşıyor ki benimle bu? Burada savaşıyor sanırım. Evet. Kim var ya? Rıfat. Rıfat'ı yolla abi. Kağıt mı pahalandı? Niye? Evet. Fransızlardan alır. Üretimini de arttırırız ya. Ya. O kadar bina falan yaptık, doğal tabii yani. Doğu Trakya'ya bas iki işçi. Bak nasıl işçi sayıları artmış, görüyor musun? Böyle böyle. Baktınız ülkede işçi bulamamaya başladınız. Kökleyin üretim yöntemlerini. İşten atılsınlar sanayiye. Yürü sanayiye. Ne o tarımda çalışma falan. Abi yine mi çıkmadı polis? Aa, çıldıracağım. 10 yıldır polis geçirmeye çalışıyorum. Ve yine çıkması ihtimali de zayıfladı bu sırada. Sizin çıkaracağınız yasaya sıçayım ya. Uman şu bölgede sanırım. Onu oraya da şimdi çıkartırız orduyu. Benim anlamadığım, Mısır'ı evire çevire yedik. İngiltere hop kardeşim ne oluyor demedi bile. Başka problemleri vardı. Rusya da diyebilirdi. Bakın bu sefer olmadığı, yarın mesela sıfırdan Osmanlı açsam olabilir. Yani ben Osmanlı oynadım. 2 sene geçti. 1930, 1838'de Rusya bana saldırdı durup dururken. Hiçbir şey yapmıyordum. Saldırdı adam bana. Bayağı Kars almak istiyorum moruk dedi. Saldırdı adam. Bir sonraki Osmanlı sevimde Mısır'a saldırdım. Rusya da geldi. İkisini, daha ilk kez savaş açıyorum. Rusya da geldi. İkisini birden yedim. Yiyebiliyorsunuz da yani, çok problem değil. İngiliz biraz daha problem olur illaki, ama Rus'un savaş açması iyi oluyor. Savaş tazminatı koparabiliyorsunuz herifte. Bayağı iyi bir şey aslında sizin için.
Filo mantığı şu an iki parça filon var. Biri tam da kafam geliyor değil mi oraya? Şu an bak Yaver Paşa, İbrahim Marşan. İki tane filon var. Aynı ordudaki gibi deniz üssü yapıyorsunuz. O da size filo olarak dönüyor. O aynılar yani kafa olarak. Heh, açık ocak işlemi geldi. Geldi. Buharlı vinç'e ihtiyacımız var. Bu da yine madenlerde çalışanların sayısını azaltacak. Sonra da at başı pompa ile beraber petrol ve otomatik sulama geliyor. İkisi de çok önemli. Otomatik sulama plantasyonların üretimini arttırıyor. Afyon, kahve, tütün, çay hepsi. Şu an oha, ulaşım açığına bak. Tamam. Mobilya açığı çıkmış yine. Hay tüküreceğim. Ben ne açtım demin ya? Açık ocağı açtık. Tamam. Çelik. Çelikte açık ocak işlemi yapacağız. Bu da demiri daha fazla tüketmesine sebep olacak. Makineciler ve mühendisler artacak. Bakın, mühendisler sanayicilere destek verirken makinistler sendikalara destek veriyor. Sendikaların gitgide güçleneceğinden emin olabilirsiniz bu saatten sonra. Çeliğin üretimiyle beraber çelik düşüşe geçiyor. Güzel. Ver. Demir de lazım oldukça şey yaparız zaten. Aradaki farkı karşılarız zaten. İş gücü değiştirecek. Çeliğin fiyatının düşmesi gerçi bunları zarara da sokabilir. Demiri bir toplayalım. Çelik tüketiminin de artması lazım tabii ki bir aynı zamanda. Şu an tüketim pek artmadığı için zarar etmeleri doğal. Piyasa bir çalkalanır, bir şey olur. Alet atölyelerinde çelik alete geçmişiz. Tamam. Ha, bunların kullanımını daha da arttırabileceğim ne var diye düşünüyorum şu an. Lokomotif, yani lokomotif üretimi arttırır tabii ki, arttırır. Ha, patlayıcı mermiler gelmiş. Patlayıcı ve kurşunun şeyini arttırıyor kullanımını. Evet. Patlayıcı üretiminde yeni bir şeyler vardı sanki. Yok, geliştirmiş gübre var. Gübremiz zaten iyi ya, boş ver. Vakumlu buharlaşma. Belki kimyasal tesis sayısını birazcık arttırabiliriz. Işınlanıyorlar mı? Ne o? Ya yok, bir gün sayıyor çıkarma için ve gidiyor çıkıyor yani ordum bu. Ummana da istila abi. Kim? Rıfat. Akif 72 kişi. 72. Bu Duyuyor soyadı musun bakımına beni dikkat edin. yavşak? Mr. Ghosty, teşekkürler, aramıza hoş geldin. 72 kişiyi 25 gemiyle çıkarırsanız çok sağlam bir penaltı yiyorsunuz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Gemi sayınız yeterli değilse, destekleyemiyorsanız çok ağır saldırı penaltısı yiyorsunuz. Duyuyor musun beni yavşak? Oyunu hemen hemen çözmüş. Tek cephede savaşmıyorsun aslında. Oyunu hemen hemen çözmüşüm gibi hissederim. Anlatımın için teşekkür ederim. Adaşım teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Aha. Süveyş keşfi tamamlandı. Bürokrasimiz fazla olduğuna göre eğitim kurumlarına çok ciddi bir bürokrasi yatırımı yapacağım. Üçüncü seviyeye çıkartacağım. Eğitime erişimi arttıracağım. Bu aynı zamanda din değiştirmeye de yarıyor. Din değiştirme radikalliği belki birazcık rahatlatabilir uzun vadede. Bilmiyorum. Osman Nuri Paşa terfi alsın diyor. Alsın peki. Ne diyordum ben demin ya? Bir şeyler alacaktım ben. Yine düşük pazar erişimi var. Tren yolu basacağız galiba. Kağıdın fiyatı artmış. 38. Normal ya, basarız. Daha da basarız. Sıkıntı yok. Boşta tabur mu var? Kafkaslar. Ver silahlı kuvvetlere. Afyon çok pahalı diyor. Onu da halledeceğiz. Konvoy yetmiyormuş. O çıkarmadan dolayı da olabilir. O da devam etsin şimdilik. İtalya kurulmuş mu? Yok, İtalya kurulmuş. Kuzey İtalya'nın ayaklanması bu ya. İtalya kurulmamış. Bayağı ayaklanma var. Attrition var. Bu sırada orduyu seferber ettiğinizden itibaren eğer ki şeyde beklemiyorsa, karargahta beklemiyorsa, savunsa da saldırsa da %20 attrition yiyor. Mısır'a sel. 23 bin mi gidecek bizden? İyi para gidecek de rezervimiz zaten bol bol var. Türkçe var oyunda, resmi destekli.
Babali baskını. 5 milyon radikal var zaten ülkenin her yeri radikalden oluşuyor anasını satayım. Radikalden geçilmiyor ki. Pazar erişimi düşük, o beni biraz sinir ediyor. Kanalı inşa edeceğiz. Süveyş tamamlandığı için. Hayır, lütfen kreşim. Baş. Bacaklarım ağrıdı ya. Aydınların gücü düşüyor. Sanayicileri mutlu etmek lazım bu sırada. Mutsuz olmaları işime gelmiyor pek ama neyse. Cam fabrikaları geliyor, çelik fabrikaları geliyor. Alet atölyeleri, deniz üstleri. Biz tren yolu basmadık mı? Ha geliyor ama çok sonradan geliyor. Tren yollarını ön plana çeksek. Lokomotifler ne alemde? Aslında var elimizde biraz da. Birazcık bekleyebilir. Biraz daha motor fabrikası yapabiliriz. Zaten geliyor motorlu araç fabrikaları şimdi. Cam fabrikalarıyla. Grand Edition için ön sipariş verin diye Steam'de... Grand Edition farklı, ön sipariş farklı. Ön sipariş verirseniz şu anda da dinlemiş olduğunuz Victoria 2'nin müziklerinin yeniden yapılmış hallerini dinliyorsunuz. Remastered hallerini dinliyorsunuz. Oyuna gelen özellik bu ön siparişte. Senin dediğin Grand Edition'da bir Amerika'da kozmetik paket veriyor. Bir kozmetik paket daha veriyor galiba DLC olarak. Ve ilk DLC'ye geçiş gibi bir şey veriyor olması lazım. Abi biz 17 kişiyle çıkarma atıyorduk. 3 kişi mi geldi savaşa? Zorlu çıkarmadan da %25 penaltı yiyorlar ama bayağı dövüyoruz yani. Demek ki silahları yok bunların. Ya bir de teknolojik üstünlük. Yani görsel. Standart sürümü Grand Edition'a yükseltebiliyor muyuz bilmiyorum. Oyuna başlangıçta öğrenme açısından hangi ülkelerle başlamayı öğrenirsin? Bugün yayını ne kadar izledim bilmiyorum ama bence gayet şu an öğrenebilirsiniz. Yani Osmanlı'yla da oynasanız öğrenirsiniz. Hani zor olmayan ülke diye bir şey pek olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum. Ya ben İngiltere'yi çok üşendim, hiç oynamadım. Fransa'yı bir ara oynayacağım. İspanya'da biraz problemli başlıyor. Bürokratik problemleri oluyor İspanya'nın. Japonya büyük problemli bu sırada. Zor yani, öyle hemen öğrenebileceğiniz bir yer değil. Meksika zor. Bence Osmanlı ile çözersiniz oyunu ya. Bir iki takılırsınız. Sonra geri dönersiniz. Ben sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum Osmanlı ile oynarken. Özellikle yayını izlediyseniz zaten çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum büyük oranda. Pers Rus'un içinden mi çıkmış? Ha yok, Pers var. Pazar. Pazara dikkat edin. Bu ayrı bir mevzu. Etki alanı altında şu an. Pazarını yönetiyor. Avusturya'da İtalyan pazarını yönetiyor. Amerika'da Hollanda pazarını yönetiyordu. Onlar devam ediyor öyle. ABD bilmiyorum ne kadar kolay olur. Bir şey demek istemem o yüzden. Oh, vahim hata vermiş. Çatır çatır dövüyor bizimki. Ama mesela bak, kötü taktik gelmiş. %50 ele geçirilen idari bölgeler diyor ya, ilerlemesi çok yavaş olacak. Daha az bölgeye ele geçirecek yani. Dan 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 dan. Senin renginde gözükenler vasalım. Evet. Kukla. Bunlar kukla. İsmi farklı olup rengimde olanlar kukla. Cumhuriyete geçince paşalar sakallarını kesiyor. Yaşamadım ama iyi geceler. İyi seyirler Stavanger. Cephenin bir anda ikiye bölünmesi... Bilmiyorum. Ya şöyle bir şey. Bakın, orduya saldırı emri verdik. Tamam. Ama orduya nereden nereye saldıracağının emrini vermediğimiz için. Bak, ordu kuzeyden gitmek yerine bastı güneyden gidiyor. Mesela birazdan burayı kapatacak büyük ihtimalle. Cephe ikiye bölünecek. Böyle. Evet, otomatik. Bak mesela bölündü cephe. Yollayalım şu beşliği şuraya. Hatta 3'e bölündü cephe. Burada bir de pocket atıldı. Pocket'ı tut ya. Osman Nuri Paşa'yı da yollayın. Allah aşkına şuraya gönderdiğim ordu sayısına bak ya.
Göçler fazla, göçler çok garip. Göçler üzerinde diyebileceğim bir şey yok. Yani Boşnakların Jamaika'ya, Küba'ya falan gittiğini gördükten sonra artık ne desem zaten şey. Boş. Kağıt verimsiz olmuş. Kalsın, bir şey olmaz. Aha, güçlendirilmiş beton açıldı. Üretim hacmi büyüdü inşaatın. Daha da çok inşaat yapacağız. Peki. Hani zaten nereden baksanız bir sayfayı yapmaya başladık. Patır patır yapıyoruz. Çatır çatır sanayi geliyor. Sanayiciler güçleniyor. Sendikalar da güçleniyor. Bakmayın, işçi sayısı artmaya başladı. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Abi kaç yıldır bu yasa çıksın diye bekliyorum. Hiçbir şey bu kadar beklemedik ya. Vallahi şükürler olsun. Bürokrasi varken bunları da birazcık arttırmaya gidelim. Çünkü kargaşa var, radikallik yüksek. Bunların çözülmesi lazım. Dini okullardan özel okullara geçiş yapabiliriz. Devlet okullarına geçiş yapabiliriz. Eğitime erişimi arttırıyormuş. %0,5 bölü varlık eğitime erişim gücünü şey yapıyor. Aydınlar mutlu oluyor, güçleniyor. Burada da devlet okulları eğitimi var. Eğitime erişim %10 klasik artıyor ve %12,5 asimilasyon var. Güzel. O bir cepte. Sağlık hala veremiyorum. İç işlerimiz yok. Ulusal muhafızları koyarsak fena olmayacak aslında. Devrim mevrim yaşamıyoruz ama siyasi hareket radikalliğini düşürüyor %5. Hani fena olmaz, aydınlar karşı çıkıyor şu an. Oylama tabii ki geçirebiliriz. Şöyle yapalım mı? Biraz da parti mekaniğini size göstermek istiyorum. Evet, oylama geçirmek istiyorum. Oyunun belki de içinden geçeceğiz ama sıkıntı değil. Önce devlet okullarına geçirelim. Ondan sonra da oylama sistemine getirerek şu parti sistemini görmenizi istiyorum. Çünkü hani bayağı bir şey dönüyor parti sisteminde. Mevzu dönüyor. Abi savaş, yanlışlıkla bu saldırıyı pocket'ı açacak ya. Mısırlılar nereye gidiyor? Mazenderan. Ha, İran'a gidiyorlar. Mısır'dan İran'a, o nasıl bir yükseliş ya? Oyunda kaybetmek diye bir şey yok sanırım. İflas etsem bile devam ediyor süreç. Var canım. CK gibi de değil yani. %21 ile geçerler. Çok fazla engel olan yok ya. Geçer. Moda yolculuk. Aşırt. Ama Pocket'ı buraya açmış oldu. İşte biraz şey. Pocket'ın işe yaramaması bence biraz belki değişebilir diye bir şey düşünüyorum. Çünkü sonuçta Pocket atmanın, ha, Pocket'ı da siz kontrol etmiyorsunuz. Hani o da sonuçta ayrı bir mevzu da. Yani ne bileyim, Pocket atmanın bir avantajlı durumu belki olabilir ileride. Şimdi vapur girdisine ihtiyacımız var. Vapur girdisi de tersaneden çıkıyor. O ne istiyordu? Şu buharlı gemi. Lokomotif çelik. Oh. Yelkenli sayısı artıyor. İyi, hadi üret bakalım. Yoğun askeri gemi üretimini de aç. Yelkenli sayısı azalsın. Ahşap firkateyn artsın. Sübvanse et. Silah fabrikalarını da sübvanse et. Bunlar kazanmaya devam. Kent merkezleri zarar mı ediyor? Bağımsız kilise yapabiliyoruz. Katipler artıyor. Din adamları azalıyor. Katipleri arttırmak küçük burjuvaziyi güçlendirir. Din adamlarını azaltmak Sünni ulemayı güçsüzleştirir. Yapalım. Dert değil. Devlet yönetim binası okey. Bazı yerlerimiz zarar ediyor. Onlara göz atmaya çalışıyorum. Çelik fabrikalarımız zarar ediyor. O da muhtemelen şeyden. Şu an mallar kurtarmıyor. Silah niye zarar ediyor ki? Çelik mi düştü? Çeliğe şöyle bir gidiyor. Yok, mallar ucuzladı. Dışarıya satmamız lazım demek ki malları. Tamam. Bayağı topumuz var fazla. Satalım. Kim alıyor? Ruslar deli gibi alıyor. Ver. Ver. Ruslar bu açlıktayken ben Ruslara her şeyi satarım. Hiç umurumda olmaz. Ticaret yolları. Bence üretim şey yapar bunu ama neyse. Alet yapıldığı için öyle gösteriyor. Zararı yok. Çelik niye zarar ediyor mesela? Çeliğin de zarar etmesi pek normal değil bizde. Fiyatı çok mu çakıldı?
Evet, birazcık çakılmış. Yani çok da değil aslında, şu an normal. Bu kadar çakılabilir. Hep aynı soruları sordum. Ne oldu? Benim anlamadığım taktik falan seçme var mı? Yoksa savaşta çok kontrol dışı gibi. Savaşta kontrol ettiğiniz tek bir şey var. Komutan seçiminiz. Komutanı bir kere seçiyorsunuz. Özellikleri var komutanın. Ve savaşı A'dan Z'ye komutanın şu özellikleri etkiliyor. Onun dışında savaşta seçebileceğiniz hiçbir şey yok. Savaşta ya savunma ya saldırı diyorsunuz. Taktikler random, çarpışan sayılar random, her şey random. Biz 65'e topu üretip 160'a Rus'a mı satıyoruz şu an? Öyle düşünme oğlum. Biri gümrük vergisi, biri de diğerinden dolayı bana gelir vergisi olarak geliyor. Vergi diye düşün. Başka bir şey değil. Makedonya'da mesela zarar ediyormuş. Niye zarar ediyorsun? Girdin yok. Çalışanın mı yok? Makedonya'da işsizlik mi var? İnsan kıtlığı mı var? Birazcık evet, insan kıtlıkları var. Balıkçılık rıhtımları var da bunlarda buzdolabı olmadan pek bir işe yaramıyor. Abi insan yoksa çalışan sayısı. Rahat sektörünü büyütmüşüz burada. Bu askeri azalt. Asker rahatlasın. Köylüler azalsın. Pamuğa falan raylı ulaştırma yap. İnsan sayısını arttıralım yani, ne yapalım. Üniversitede aynı şeyi yapamıyoruz tabii ki. Ama tarlalarda, marlalarda yapabiliriz. 50 senedir çok değişen bir şey olmamış galiba vergilerde. Niye? Gayri safi milli hasılada 5. sıradayız. 100 milyonu gördük. Prusya'nın içinden geçtik bu sırada gayri safi milli hasılada. Şöyle sıralayalım. Bakın Fransa tam. Yani adam uçmuş. Adam kişi başı gayri safide bile çok yüksek bu sırada. Birinci sırada yani. Halkı da zengin, ülke de zengin. Çin'de halk fakir, ülke zengin. Nüfustan dolayı kazanıyor çünkü. İngiltere'de halk fena değil, ülke zengin. Avusturya'da halk fakir, ülke zengin. Bizde de halk, bir dakika, 3 milyona 2,81. Biz Avusturya'dan daha iyi besliyoruz halkımızı. Yani şurada nüfusun da etkeni var tabii ki. Gayri safimiz yakın. Bizim halkımızın cebinde daha çok para var Avusturyalılara göre. Yani halkımızı daha iyi besliyoruz. Ayrıca hayat standartlarımız 14,5 oldu. Herkes rahat rahat şeylerini sağlıyor. Daha da artar. Onda mesela daha az nüfusu olanlar tabii ki daha rahat oluyor. Bizim burada aslında yapmamız gereken şey büyük ülkelere kıyaslamak bunu. Avusturya'dan iyiyiz. Çin'den zaten iyiyiz. Çin nüfustan kazanıyor dediğim gibi. Prusya bizi geçmiş. Rusya'dan çok iyiyiz. Amerika'dan iyiyiz ki Amerika'dan iyi olmamız yani gayet iyiyiz şu an. Asimilasyon yani çok uğraştığım bir şey değil. Yapabilirsiniz. Ben çoklu kültürlüğü kabul ettireceğim. Ha, şeyler var yani, bu hükümlerden asimilasyon var, okullardan asimilasyon var, nerede? Şu %100 asimilasyon değeri veriyor mesela, milli değerleri tanıtladığında otorite harcayıp asimile ediyorsunuz. Ha, yapabilirsiniz. Uğraşmak istiyorum diyenler uğraşabilir. Ben uğraşmayacağım. Eritre'yi evet. Ha yo, Eritre devam ediyormuş, devam etsin. Biz şeyi yapmadık değil mi? Süveyş kanalı. Ekle bakalım. Şu an giderim 43. Ama o da şundan dolayı, inşaata 208 gidiyor. İnşaat bittiğinde veya durduğunda bizim paramız yani gelirimiz giderimizi karşılıyor zaten. Oradan bir sıkıntımız yok. Birazcık yatırım havuzu aktarımının artması lazım. Şöyle bir durum var. Zarar eden binalarımız varmış. Zarar eden binalar birazcık karımıza problem çıkartıyor. Çelik fabrikaları. Ya bunlar inip değişiyor. Sürekli burada değişim yapar. Motorlu araç fabrikaları da zarar ediyor diyor. Neden mesela? Çünkü lokomotif ucuzlamış. Lokomotifin ucuzlamasının da sebebini ben size söyleyeyim. Demir yolları yapılmadan şeyler yapılıyor çünkü. Motor fabrikaları. Birazdan elektrik santralleri gelince motor fiyatları yine yükselecek. Motor fabrikaları da doğal olarak yine düzelmiş olacak. Tamam, ilhak ettik. Farmasötik açıldı. Güzel. Bu da özel sağlık ve kamusal sağlığı açıyor.
En yakın fırsatta da Umman'da çatır çatır kahve plantasyonu yapalım. Kahve üretimimiz olsun. Balıkçılığı boş ver. Tersaneyi boş ver. Dokuma kalabilir. Gerisi kahve. Bu ne? Cebbel Şamar bağımsızlık talep ediyor. Hayır. Başka soru alayım. Rezervden yiyoruz. Rezervimiz var şu anda. Rezervimiz hatta 2 milyon civarı var. 73K giderimiz var. Rezervden yer çatır çatır. Majezik mi yapalım? Alet atölyelerini arttırdık. Zaten alet dışarıdan geldiği için kârdaydık. Ama dışarıdan gelenle üretilen arasındaki farka bakın. 4K dışarıdan alayım, 1.57 üretiyorum. Çok ciddi bir açık var aslında ama dışarıya da satarlar. Bir yandan sıkıntı olmuyor. Bak biraz daha satalım hatta. Rus pazarına sat mesela. 450 ile satıyorum. Dışarıdan kimden alıyorum? Büyük ihtimalle İngiltere'den alıyorum. Bakın şimdi size bunun bir mantığını anlatayım. İspanya'ya da satıyormuşuz. Oha. İngiltere'den 4.14K alıyoruz. İspanya ve Rusya'ya satıyoruz. Peki zarar etmiyor muyuz? Hayır, etmiyoruz. İngiltere ile şu anda ticari anlaşmamız var, tamam mı? Ne işime yarıyor? 1. Gümrük vergisi olmuyor. 2. Bürokratik maliyeti olmuyor bana. Ya ben bundan çekiyorum bunu. Bende fazlası olduğu için gidip İspanya ile Rusya'ya satıyorum. Bürokrasi maliyeti var, evet, ama kazanç var. Ben başkasının malını alıp başka bir ülkeye satıyorum şu an. Mevzuyu anladınız mı? Ederiz bir ara. Mevzuyu anlamanız önemli sadece şu an. Mısır'da, Aydın'da vergilendirme kapasitesi düşmüş. Ne oluyor? Taburlar boşa çıktı. Lan. Hah, bir an Ömer Lütfi Paşa öldü zannettim var ya. Gel yeni silahlı kuvvetler komutanları. Savunmacı buyurgan. Var olanları geliştiririz. Arabistan'da var. Zanj. Zanj'a da ver. Silahlı kuvvetleri çok aşırı güçlendirmeyelim. Anadolu karargahını şey yapacağız. Nehir Bantusu öğrenciler bazen Osmanlı okullarında kendi ana dillerini kullanıyor. Bazı kişiler bu dillerin kullanımının öğretmenler tarafından cezalandırılması, çocukların resmi Osmanlı İmparatorluğu dilini kullanmaya zorlanması için çağrıda bulundular. Bu radikalizm katıyor. Dil ayrımcılığından dolayı bir asimilasyon var ama ayrımcılık şeyi başlıyor. Radikalliği. Yapalım. Asimile etsinler. Komisyoncu. Ya toptancı de, komisyoncu de, şu de, bu de. Fark etmiyor. Sonuçta bunu yapıyoruz, kullanıyoruz ve para mı kazanıyoruz? Kazanıyoruz. Bitti. Britanya'da ne oldu ya? Kağıt gelmez oldu, şu gelmez oldu, bu gelmez oldu. Ruslarda kıyafet zarar ediyor. Kıyafetimiz bizim ne durumda? Ya iç piyasayı beslesin ya şu an. Tamam. Hala dışa gidiyor ama olsun, iç piyasası piyasayı beslesin. Afyon yine çok pahalı ya. Çay pahalı olmuş. Bunları halledeceğiz. Teknolojik. Tamam. O izole bölgeyi alacağız. Buraları bağla ülkeye. Zanzibar mı? Zanzibar'ı ne ara aldım lan ben? Ha, Umman'ın orası. Doğru. Victoria 2'de de öyleydi. Ayrılıkçılar sıkıntı değil. Vergilendirme kapasitesi birazcık sıkıntı. Aydın ve Aşağı Mısır değil mi? Ya burada nüfus da çok. Bina da çok. Doğaldır şu an bu kadar kem küm etmeleri. Demir yollarımız ne oldu bizim? Sen bana onlardan söz et. Demir yollarını yukarı yollayın. Siktir et şimdi şeyleri. Elektrik santrallerini. Elektriği zaten çok kullanmıyoruz galiba. Elektriğin durumu ne? Gayet elektriğimiz fazla fazla var. Şu an kullanmamıza gerek yok. Birazcık mobilya açığımız başlıyor. Baş göstermek üzere. Onlara bir şey yaparız. Kimse karışmıyor sanki Amerika'yı. Yani biraz çökerlerse üzerimize problem olabilir tabii ki. Top fiyatı arttı çünkü dışarı satıyoruz.
silah fabrikalarını arttırabiliriz ya da üretime bir şey yapabiliyor muyuz? Givsiz toplarımız üretiliyor. Yani bu sübvanse etmemize rağmen zarar mı ediyorsun sen? Etmiyorsun tabii. Ama ben sübvanse ediyorum. Epey bir. 23.6K sel yardımına gidiyor bu sırada. Parasızlık konusu hani demin açıldı ya. Eventten gelen şeye gidiyoruz. Kentleşen Osmanlı İmparatorluğu. Liberalizm boş iş. Elektrik santrallerini genişleteceğiz. İş gücü doluluğu. Onları da halledeceğiz. Tabii birazcık elektrik harcamamız gerekiyor. Aslında şöyle bir şey var. Teknolojiyi ne araştırıyoruz? Buharlı vinç. Ondan sonra atbaşı pompası lazım bize. Atbaşı pompası gelirse daha da rahatlayacağım. Birçok konuda bayağı bir desteği olacak bize. Üniversite sayısını arttıralım. Fırsat bulunca. Ankara, Mankara. Peki Sırbistan, Aşağı Mısır, Hüdavendigâr. 15 tane falan üniversite yapalım. Ya tane değilse de seviye. Hah, Anadolu karargahını unuttuk yine. Devlet okulları destek veriyorlar. Üretim hacmini kaybediyor. Olur. %40 şans veriyor. Süveyş'i ne zaman açıyoruz? Yapılıyor arka planda. Ne yapacağımı unuttum. Karargaha. Bu paşa kime bağlı? Küçük burjuvazi. Git buradan. Bir de kralcıymış. Pezevenge bak. Silahlı kuvvetler muhafazakar. Hayır, sen de iyi değilsin. Şöhretin de kötü. Ben Koşalay. Türk silahlı kuvvetler ve ılımlı. Terfi al. Tamam. Merzifon'daki çiftçi dedem refah gördü sayende. Demirel misin be adam demiş. Orduya güç mü verelim? Ordu zaten %19'da oğlum. Daha ne istiyorsunuz ordudan? Gayet güçlü yani. Bizim şu mutsuzlukları biraz rahatlatmamız lazım da her açılan işte yasada bunlar birazcık rahatsız oluyor doğal olarak. Yavaştan bir oylama falan getirirsek iyi olacak. İngiltere'nin onlarla ilişkisi yoktur belki. Veya satacak durumu yoktur. Bilemem. Bilmiyorum. Aha, buharlı vinç geldi. Şimdi madenleri bir rahatlatalım. Tomrukçuları da rahatlatacağız illaki de. Gübre kullanın bu sırada. Niye kullanmıyorsunuz ya? Darılar da kullansın. Yeni aldığımız mekanlardan dolayı muhtemelen şöyle kalsın. Buharlı vinç kullanımıyla beraber çok ciddi bir işçi azalması yaşayacak. Ama bir mal üretimi düşüyor. İki lokomotif tüketimi artıyor. Demirde bunu kullanabilirim. Ama yok ya. Ya bunu spesifik olarak bazı yerlerde, işçisiz yerlerde yapabiliriz. Onun dışında yapmamız bize karlı olmayacak anlaşılan. Bürokratik açık geliyor. Eğer bu yasa geçerse bürokratik açığa gireceğiz. Onu da hallederiz. Kağıt ithalatı. Dur. İzole bölge var. Boşta birlik var. Ne yapayım? Bir kişiye general mi atayım Allah aşkına? Hadi atayalım. Arabistan'da hem de. Küçük burjuvazi gel. Little burjuvazi gel buraya. Petit burjuva. Filo. Filo'ya kim atayabiliriz? Arabistan'da filomuz mu var? Sünni ulemalı ikisi de gerek yok bence. İkisine de hiç ama hiç gerek yok. Konvoy eksiğimiz mi var? Verimsizliğin sebeplerinden biri. Liman. Buranın limanlarını fulle. Hatta bunları öncelikli yapalım. Konvoy lazımmış madem. Oyunda teknoloji hangi seviyeye çıkıyor? Tank uçak var mı? Var. İkisi de var. Ahşap yolcu vagonlarını her yerde geçirmemişiz. Geçirin. Niye geçirmediysek. Kamu işletmesi yapabiliyoruz. Demir yollarını bir yandan bu sırada.
Neden saldım çayıra mevlam kayıra gibi, kimse bizle salça olmuyor ve... Yani savaşlar var ama Prusya şu an niye tıkandı ben onu bilmiyorum. Genelde kuruyordu bu NGF'i. Şu an kurmadı. Herkes bir dertte uğraşıyor. Belki de Afrika ile falan mı uğraşıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ki. Şey yaparsak, koloni araştırmasını yaparsak biz de Afrika'ya çökmeye başlarız aslında. Duyuyor musun beni yavşak? Evet. Eren teşekkürler aboneliğin için, aramıza hoş geldin. Ucuza alabileceğimiz bir yer var mı? Britanya var. Yolla. Topu üretiyoruz ama madem fiyatı arttı, ucuza üretelim. Yeni bir kışlaları da değiştirelim. İlk yardım çatışma piyadesi. Aynen öyle. Şişmanmışım. Hayırlı olsun yavrum.